Kandil Simidi hikayesi. Selamünaleyküm çocuklar. Bu tabaklarda gördüğünüz kandil simitleridir. Müslümanların özel günleri olan kandillerde yapılır. Şimdi sizlere kandil simidi ile ilgili güzel bir hikaye anlatacağım. Dikkatlice dinleyelim, olur mu? Şeyma uyurken burnuna mis gibi kokular gelmiş. Bu güzel kokulara uyanan Şeyma kokunun nereden geldiğini çok merak etmiş. Bu harika kokunun mutfaktan geldiğini fark etmiş. Üstünü giyindikten sonra hemen mutfağa gitmiş. Annesinin fırının başında beklediğini görmüş. Anneciğim, bu güzel kokular nereden geliyor? Diye sormuş. Annesi, yanıma yaklaş güzel kızım. Bak bak, fırının içinde neler var? Demiş. Şeyma fırına yaklaşmış ve gülümsemeye başlamış. Anne, bunlar da ne? Demiş. Annesi Şeyma'ya gülümsemiş. Kızım, bunlar küçük kandil simidi. Bunları yiyeceğiz, demiş. Şeyma, kandil ne demek anne? Demiş. Şeyma'nın annesi, kandillerin Müslümanlar için çok özel günler olduğunu, bu günlerde Müslümanların bol bol dua ve ibadet ettiklerini söylemiş. Şeyma annesine, "O halde ben de dua etmek istiyorum." demiş. Annesi Şeyma'nın bu düşüncesine sevinmiş ve ona, "Öyleyse akşam seninle camiye gidelim. Orada namaz kılıp dua ederiz. Üstelik kandil simitlerini camiye gelenlere de sen dağıtırsın." demiş. Şeyma ile annesi kandil simitlerini küçük paketler halinde hazırlamışlar. Şeyma akşamın olmasını heyecanla beklemiş. Bütün arkadaşlarına camiye gelmeleri için de haber vermiş. Şeyma annesiyle camiye gittiğinde oraya gelenlerin kandilini kutlamışlar. Camiye gelenler Şeyma'ya ve annesine teşekkür etmişler. İmam amca herkese namaz kıldırmış, hep birlikte dualar etmişler. Güzel güzel ilahiler okumuşlar. Şeyma kandil simitlerini arkadaşlarıyla beraber gelen cemaate dağıtmış. Gecenin sonunda ise Şeyma ve arkadaşları huzurlu bir şekilde evlerine dönmüşler. Sevgili çocuklar, bizler de kandillerimizi, o güzel günleri en güzel şekilde değerlendirelim. Olur mu? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun çocuklar.